Evet arkadaşlar, bugün cennetten bir köşe Adana Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalelerindeyiz. Evet arkadaşlar, Küp Şelalesi'ne gelen yol şimdiye kadar kötüydü. Yollar asfaltlanmış. Şimdi size yolları ve burada bir tünel var. Onu göstereceğim. Evet, yolları ve tüneli gördükten sonra arkamdaki tabelada da görüldüğü üzere benim solumda, sizin sağınızda Şelale Vadisi var ve ileride de Değirmen Şelalesi var. Biz şimdi Şelale Vadisi'ne gideceğiz. Oraları görüntüleyeceğiz. Daha sonra Değirmen Şelalesi, Küp Terans, Restorant, Kafe, Kamp Alanı, Piknik Alanı, oraya gideceğiz. İyi seyirler. Şelale Vadisi'ne yürüyüşümüz başladı. Görüldüğü üzere bu merdivenler daha önce yokmuş. Aladağ Belediyesi tarafından yapılmış. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi mükemmel şelaleleri göreceğiz. Evet arkadaşlar, aşağı indik ve harika şelalelerin yanına geldik. Bir bu var. Bir de karşıda gördüğünüz şelale var. Şimdi sizi buranın görüntüsüne başımızı bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, az önce uzaktan gördüğüm şelaleyi şimdi de yakından izleyelim. Evet arkadaşlar, şu karşıda gördüğünüz yerde de Boru Şelalesi var. Şimdi oraya girmeye çalışacağım. Eğer girersem sizlerle görüntüyü paylaşacağım. Şelale Vadisi'nin son noktasına kadar sizler de yürümelisiniz mutlaka. Burada da mükemmel güzeller sizleri bekliyor. Arkadaşlar, burası Şelale Vadisi'nin son noktası. Daha burada rip akıntısı olduğu için rip akıntı ters akıntıymış. Dip akıntısı olduğu için burada suya girmek tehlikeli ve yasakmış, ama insanlar bu güzelliğe dayanamayıp suya giriyor. Biz de gireceğiz birazdan. Evet arkadaşlar, Şelale Vadisi'nden sonra Değirmen Şelalesi'nin olduğu yere geldik. Şelalenin suyunun çıktığı yer burası, ama maalesef her yer çöp dolu. Lütfen yiyip için pikniğinizi yapın, ama çöplerinizi de yanınıza götürünüz. Birazdan şelalelerin olduğu kısma ineceğiz. Çevreyi de tanıtmak istiyorum sizlere. Karşıda kamalyeler var, çardaklar. Belediyeye ait, ücretsiz. 10 tane kadar
var. Orada piknik yapabilir, mangalınızı yakabilirsiniz. Burası da otopark. Araçlarınızı burada bırakabilirsiniz. Karşıda da küp teras var. Hala yapım aşamasında, açılmamış. Ve ileride de şimdi size orayı da göstereceğim. Nehrin kenarında insanlar piknik yapmakta. Biz de oraya gideceğiz. Malzememizi taşıyacağız ve pikniğimizi yapacağız orada. Mangalımızı yapacağız. Burada mangal yapmak serbest. Gördüğünüz gibi karşıda insanlar hem piknik yapıyor hem de yüzüyor. Şimdi birazdan biz de oraya ineceğiz ve hem pikniğimizi yapacağız hem de yüzeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Değirmen Şelale'deyiz. Evet, şimdi piknik yapmak için bu alana geldik. Gördüğünüz gibi su çok güzel ve burada bol bol yüzebilirsiniz. Biz de öyle yapacağız birazdan. Mangal yapacağımız yer ise bu ağaçların altı. Burada da bizim dışımızda birçok insan bu gölgelik yerde piknik yapmakta. Evet arkadaşlar, buraya gelmişken kampta yapabilirsiniz. Su kenarında gördüğünüz gibi insanlar çadır kurmuş. Burada kamp yapıyorlar. Ücretsiz. Tabii hemen tünel geçmez. Solda ücretli bir kamp alanı var. Yalnızca orada elektrik yok. İnsanlar orada kalıyor çadırlarda. Şimdi dönüşte oraya da uğrayabilirsek uğrayacağız ve oranın hakkında da detaylı bilgi vereceğiz sizlere. Evet, şimdi kamp alanına geldik. Kamp alanı hemen tünelden çıkınca sol tarafınızda kalacak. Burayı işleten Mustafa Şahin abimiz. Onun da iletişim numarasını açıklama kısmına bırakıyorum. Buranın iletişim numarası hiçbir yerde bulamadığımız için ben açıklama kısmına bırakıyorum. İletişime geçip buraya gelebilirsiniz. Hemen bura hakkında birkaç kısa bilgi vereyim. Buraya kendi çadırınızla geliyorsunuz ve çadır yeri çadır başı 100 lira günlüğü. Burada çadır bulunmamakta. En büyük handikapı ise buranın elektrik yok maalesef. Buraya elektrik hala gelmemiş. Burada eğer piknik yapmak isterseniz masa başı 100 lira. Burada bir şeyler yemek isterseniz gözleme 100 lira, sıkma 75 lira, çay 10 lira. Aladağ Küp Şelalesi'ne gelmişken ister burada ücret karşılığında kamp yapabilirsiniz, isterseniz su kenarında herhangi bir yerde ücretsiz kamp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, güzel bir günün sonuna geldik. Videomuz burada sona erdi. Gezimiz sona erdi. Bugünkü gezimiz tek kelimeyle süperdi, muhteşemdi. Aladağ Küp Şelalesi oldukça güzel, süper, harika bir yerdi. Siz de mutlaka buraya gelin, buraları gezin. Yollar da oldukça güzel. Burası Adana'ya yaklaşık 2 saat. Biz İskenderun'dan geldik. Yaklaşık 2,5 saatte geldik. O zaman ne diyoruz? Bir gezimiz daha sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni yerlerde, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.